Değerli izleyicilerimiz, anlat bakalım Türkiye kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor efendim. Bizler de sizler için tüm Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün İzmir bölgesinden sizlere sesleniyoruz ve restoranla ilgili bütün merak ettiklerimizi Hasan Bey'den alacağız. Hep beraber izliyoruz. Merhabalar, öncelikle programımıza hoş geldiniz Hasan Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk efendim. Çok güzel bir mekanı işletiyoruz burada ve biz burada neler yapıyoruz? Ne zamandır bu sektörün içindeyiz? Biraz anlatır mısınız? Tabii ki biz 1992'de Ayrancılar'a geldik. 92'den bu yana bu işi devam etmekteyiz. Bizim yaptığımız pide ile başladık. Pide ve çeşitleriyle başladık. Daha sonra kebap türü işin içine girdi. Çorba işin içine girdi derken hemen hemen bütün lezzetleri burada müşterilerimize sunmaktayız. Röportajdan önce biz tabii ki de bu lezzetleri tatmaya fırsat bulduk efendim. Çok güzel lezzetleriniz var. Pide çeşitlerinizden biz yedik, yayık ayranınızdan yedik ve tatlı çeşitleriniz de var. Buradaki seçenekleri, ürün yelpazemizi biraz açabilir miyiz? Tabii ki. Daha önce de söylediğim gibi biz pide ile bu işe başladık. Pide çeşitleri olarak bayağı bir çeşidimiz var. Mesela kıymalı, kaşarlı, kuşbaşılı, lahmacun, kuşbaşılı lahmacun, diğer lorlu pidemiz, daha sonra ıspanaklı pidemiz. Yani pide çeşitlerimiz bayağı geniş ama bir anda hepsi bir akla gelmiyor. Bunun yanında ızgara çeşitlerimiz var tabii ki. Yani bu biraz Güneydoğu kültürü, Adana, Urfa, Manisa gibi. Yeni bir ürünümüz var, şaşlık diye bir ürünümüz var. Ben müşterilerimize tavsiye ederim. Çok lezzetli ve leziz bir yemek. Et çeşitlerimiz var. Dallas türü, tibon türü, pirzola, antrikot. Bunlardan var. Tatlı çeşitlerimiz var. Bir kısmını kendimiz bizzat yapıyoruz. Bir kısmı dışarıdan geliyor. Mesela künefeyi dışarıdan alıyoruz. Biz pişiriyoruz. Diğerleri Kemalpaşa var, sütaş var, kazandibi var. Bunları biz kendimiz yapıyoruz. Sütlü tatlıları genelde kendimiz yapıyoruz. Treliçemiz var mesela, bunu da kendimiz yapıyoruz. Daha doğrusu onu ustamız yapıyor, kendimiz yapıyor derken. Bunun haricinde çorbalarımız var, çorba çeşitlerimiz. Ayak paça, kelle paça, işkembe, ezogelin, mercimek. Bunun gibi çeşit çorbalarımız var. Geniş bir mekana ev sahipliği yapıyorsunuz efendim ve yılların verdiği kaliteli hizmetli çalışmalarınızla oturmuş bir müşteri portföyünüz bulunuyor. Müşterilerin geri dönüşleri nasıl oluyor bu lezzetlere karşı? Şöyle söyleyeyim, şimdi bildiğiniz gibi gıda üzerinde çalışıyoruz. Gıda biliyorsunuz çok önemli. Kaliteyi önde tutmak lazım. Özellikle kullandığımız malzemeler çok önemli. Mesela bizde en çok ne kullanılıyor? Et kullanılıyor. Biz eti kendimiz kestiririz, hayvanları kendimiz canlı olarak alırız. Mezbada kendimiz kestiririz ve bünyemizdeki kasapla işletiriz. O şekilde müşteriye sunarız. Diğer türlü mesela kaşardır, peynirdir, bu tür şeyler de bildiğimiz, yani emin olduğumuz yerlerden alırız. Artı yeşilliktir, domatestir, ne bileyim bunun gibi kullandığımız malzemeler de gene bildiğimiz yerlerden alıp ve emin olduğumuz kişilerden aldığımız için müşterilerimize rahatlıkla sunabiliyoruz. Müşterilerimiz de sağ olsunlar takdir ediyorlar ve aynı şekilde bize dönüyorlar. Tabii ki de gıda sektöründe mutfak kısmı en önemlisi diyoruz Hasan Bey. Mutfakta günlük, taze ve kaliteli malzemeler çok önemli diye vurguluyoruz. Burada da zaten sizin senelerdir buralara gelmenizi, kalite haline getirmenizi, markanızı, isminizi bu şekilde yansıtıyorsunuz. Peki müşterilerimiz sizlere ulaşmak isteseler, ekran başındaki izleyicilerimiz nerelerden ulaşabilirler? Burası Aydın, İzmir asfalt üzerinde olan bir yer. Otoban değil ama eski yol üzerinde olan bir yer. Ayrancılar mevkiinde olan bir yer. Müşterilerimiz İzmir'den gelmek isterse, eski Aydın yoluna takip ederlerse bize ulaşabilirler. Diğer taraftan, yani Ödemiş, Bayındır, Tire tarafından gelmek isteyenler gene de eski yolu takip ederlerse İzmir istikametine doğru Ayrancılar tabelasının dibine geldikleri zaman bizi görebilirler. Telefonlarımız 854-66-35 var, 854-71-93 var
Ve eski şubemizde olan iki tane hattımız var. 854-65-45, 854-66-35 olarak, pardon, 65-35 olarak telefon numaralarımız var. Merve Pide Restorant olarak bizim kaç tane şubemiz bulunuyor efendim ve bu şubeler hangi noktalarda? Sorunun cevabını biraz eskilere dönerek anlatayım. Daha önce de bahsettiğim gibi 1992 yılında Ayrancılar'la geldiğimizde ben kendim bu işe başlatmıştım. Yaklaşık 2 sene beraber çalıştık bir kardeşimle. O daha önceleri başka bir iş yapıyordu. Onunla beraber 2 sene beraber çalıştık. Ayrancılar merkezde bir dükkan bulduk. Yol üstünde bir yer açtık. Yol üstündeki açtığımız yeri beraber ortak başladık. Yaklaşık 2000 yılına kadar beraber ortak çalıştık. Sonra da Emin kardeşimiz, üçüncü kardeşim işe girdi. Yanımıza o da beraber olunca 2000'den sonra onunla beraber 3 ortak olarak çalıştık. 2014 yılına kadar. 2014 yılında Mehmet Ali Bey Torbalı'yı açtı. Kendine ait açtı. O orada devam etmekte. Yaklaşık 2 ay önce de Emin Bey kendisi hemen 2 dükkanın ortasına bir yer açtı. O orada çalışmakta ve o şekilde devam etmekteyiz. İlk eski şubemiz, ilk açtığım yani 2000 yılda açtığımız şubemiz ve burası da bende kaldı ve bu şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Peki burada zaten en tercih edilen mekan sizin mekan oluyor efendim. Şubeler arasında da en geniş, en ferah bahçeye sahip olan ve müşteri portföyü çok geniş olan sizin mekan oluyor. Türkiye'nin dört bir yanından ekran başında bizi izleyen izleyicilerimize diyoruz ki yolunuz mutlaka Ayrancılar'a gelince buraya uğramanızı tavsiye ediyoruz. Peki şimdi röportajı sonlandırmadan önce eklemek istedikleriniz varsa alalım. Şöyle söyleyeyim, biz bahsettiğim gibi yol üzerinde bir işletmeyiz. Yol üzerinde olduğumuz için şöyle düşünürüm ben hep. Yol üzeri Türkiye demektir. İçeride olmak o yöreye ait bir yer gibi düşünülür. Yani bütün Türkiye genelindeki yolu bu tarafa geçen müşterilerimize rahatlıkla bekleyebiliriz. Lezzetlerimizi tatmalarını bekleriz. Çok teşekkürler efendim. Biz teşekkür ederiz.